Bir kimsenin bir yakını vefat etti. Anne babası, evladı Allah göstermesin. Bu vatandaş yani cenaze sahibinin evinde bir şeyler ikram etmesi nasıl değerlendirilir? Bir böyle soralım. Bir de ya bizim komşunun eşi vefat etti. Komşunun kocası vefat etti. Komşunun evladı vefat etti. Biz hadi toplanalım konu komşu. Götürelim bir şeyler. Orada gelenlere bir şeyler ikram edelim. Bu şekilde değerlendirirsek cevap ne olur? E, i̇kinci söylediğiniz husus, Sünneti seniyeye uygun olandır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki işte bir yak, bir komşunuz, bir yakınız vefat ettiğinde o eve yemek götürün ki oraya uzaktan gelenler vardır, ihtiyaçlar vardır. Siz yani onun komşusu, akrabası olarak oraya gelenlere ikram edesiniz. Hatta o ev sahipleri de. E, cenazeyle ilgilenmişlerdir, yemek yapamamışlardır, değil mi? Yani ondan mı ilgilensinler? Onlara da ikram edesiniz, hem gelen misafirlere, hem ev sahibine, yani cenaze sahiplerine ikram edesiniz. Sünnete uygun olan budur. Ama sünnete aykırı olan nedir? Efendim cenaze sahibinin, e, efendim bu cenazenin sahibi benim. Bizde böyle bir örf gelişmiştir Yanlış bir örf Maalesef. Her gelene Bir lahmacun ikram edeceğiz Veya yemek ikram edeceğiz Hatta bazı bölgelerde Bir büyük baş hayvan Veya büyük bir küçük baş hayvan Kesip ikram edeceğiz Bu sünnete Muhaliftir Aykırıdır Cenaze sahibi ikram sahibi değildir. Yani ikra, insanlara ikramda bulunacak kişi değildir. Komşular, yakınlar, akrabalar cenaze sahiplerine ikramda bulunmalılar. O anlamdaki eksikliğimizi de gideririz. Ama lazım. burada şöyle bir şey var. Diyelim ki siz gittiniz. Orada da bir ikramda bulunuldu. Yani ya bunu yemeyelim haramdır. Şimdi bir de bu oluştu. Böyle tersten bir durum. O o da haram değildir. Yani ikram edilmişse ee, yenilebilir. Belki o komşulardan gelen bir şey ikram olmuştur. Şimdi bazı e, hani kurumlar, belediyeler e, ikram ediyorlar bazı şehirlerde öyledir. Ama belki cenaze sahibi de ikram etmiştir. Bu haram değildir ama esasında biz cenaze sahiplerine diyoruz ki siz e, cenazenizle ilgilenin, Taziyeye gelenlerle acınızı ilgilenin, acınızı yaşayın. İnsanlara ikramda bulunma gibi bir durumunuz e, yoktur. Dinin böyle bir emri de yoktur. Tam Eyvallah. tersi bir durum e, söz konusu maalesef şu anda uygulanıyor. İnşallah bu yanlıştan Amin. yavaş yavaş peyderpey geçtiğimizi görüyorum.